Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kanal C ekranlarında Gürkan Sarıkaya'nın sunduğu Günaydın Samsun programının konuğu oldu. Cemal Almaz, Samsun'un Karadeniz'in incisi olduğunu belirterek şunları söyledi. Evet. Samsun bir kere Karadeniz'in incisi. İklimiyle, doğasıyla, coğrafi özellikleriyle, ekonomik özellikleriyle, kültürel altyapısıyla, tarihi birikimiyle ve mirasıyla bütün bunları topladığınızda hazır bir bütün var zaten. Yani turizmin sizde aradığı her şey var. Turizmin bir bölgede, bir coğrafyada, bir kültürde aradığı her şey hazır aslında. Çok ciddi medeniyetler gelmiş geçmiş. Samsun geleceğin çok önemli bir marka şehri olacak. Samsun yükselen değer. Samsun'un bu değerleri marka, dünya çapında, Türkiye çapında zaten güzel bir çıkışı var. Dünya çapında bir marka olmaya adaydır ve bunu da Kültür Turizm Bakanlığı çok iyi biliyor. Çok iyi altyapılar hazırlıyor. Sahillerin özellikle dizayn edilmesi var. Sahillerin uzunluğu, sahillerin dinginliği, sakinliği ve kullanılır oluşuyla Türkiye'de belki de birçok ille yarışabiliriz. Samsun bunun sonucunu henüz almadık. Ama bu bilincimizi artık oluşturduk, hazırlığımız var, artık master planımız da var. Artık bu sahillerimizi dünyaya açmanın zamanı geldi. Bir dahaki program, seneye program konaklamalı olacak, kesinlikle konaklamalı olacak. Bir taraftan buna bakıyoruz, bir taraftan mesela tren turları başlayacak. Sivas, Samsun arası Mayıs ayında başlayacağız. Bu da bir sürprizdi. Harika, harika. Bunu da burada ilk kez Kurtuluş yolu treni. Evet. Kurtuluş yolu treni. Yani Doğa Ekspresi'ne bir alternatif adeta. Harika. Biz 4 tur planladık ve finanse ettik. 4 tur çeşitli kesimleri götüreceğiz. 4 ili ihtiva ediyor. Amasya, Tokat, Sivas ve Samsun. Samsun'da başlayıp Sivas'a ve bir daha Samsun'a geri dönen bir tur. Milli Kurtuluş Yolu tabii ki bu. Harika. Tren çok da özellikli, çok da anlamlı bir tren.